Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlar konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte dünyanın tektonik oluşumunu ve bu sürecin etkilerinden bahsedeceğiz. Tabii ki de konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilmek için konu anlatımlarımızı izlerken zorlanmamanız için sıfırdan ona coğrafya konu anlatımlı soru bankası kitabımızı temin edebilirsiniz. Biz ders anlatımlarımızı gerçekleştirirken bu kitaptan da bu kısmı takip edebilirsiniz diyelim. Ve bugün biz sizlerle birlikte dünyanın tektonik oluşumu ve bu oluşum sürecinin etkilerini yani burada dünyanın iç yapısı bununla birlikte jeolojik zamanlardan Bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu konu anlatımımızı gerçekleştirirken dediğimiz gibi buradan konumuzu takip edip konu bitimimizde de çoktan seçmeli testlerimizi çözebilirsiniz diyoruz. Satış noktalarımızdan kitaplarımızı almayı unutmayın. O zaman hadi bakalım dersimize geçiş yapalım. <laughs> Şimdi bir karikatürümüz var ve diyor ki Tonguç ne yapıyorsun? Tonguç da bize ne diyor? "Yerin merkezine ineceğim." diyor. Peki bu yerin merkezinde ne var? Nelerden oluşuyor? Dediğimizde gelin biraz dünyamızın iç kısmına yolculuk yapalım. Sevgili arkadaşlar, biz şunu biliyoruz ki dünya günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışma sonucunda oluşmuş. Tamam eyvallah, hiçbir sıkıntı yok ve şu anki şeklini kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşan merkezkaç kuvvetiyle kazanmıştır ve dönmeye başladığında yoğunluğu fazla olan maddeler iç kısımda yoğunluğu az olan maddeler ise dış kısımda birikmiş ve dünyamızın en dış katmanından en iç katmanına gittiğimizde yer kabuğu manto ve çekirdek olmak üzere üç farklı katmandan oluştuğunu ve bu katmanların hem kalınlıklarının hem de özelliklerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman gelin hep birlikte parçalamaya başlayalım. Birinci katmanımız litosfer siper. Bunu zaten şeyden gördün biliyorsun. Dokuzuncu sınıftan dört doğal ortam litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biosfer vardı değil mi? Litosfer dediğimiz yer kabuğu yani taş güre sevgili arkadaşlarım. Yerin en ince ve en hafif katmanıdır. Bakın tekrar söylüyorum yerin en ince ve en hafif katmanıdır. Yoğunluğu en az olan katman budur. Çünkü dünya kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda yoğunluğu fazla olan maddeler iç kısımda yoğunluğu az olan maddeler ise dış kısımda birikmiştir diyebiliriz. Şimdi biz buradaki litosferden yani yaklaşık 33 kilometre karınlığa sahip olan litosferden başlamamız gerekirse sevgili arkadaşlar. Biz litosfere yer kabuğu ya da taş küre ifadesini kullanırız. Bununla birlikte yoğunluk, sıcaklık ve kalınlığı diğer katmanlardan daha azdır sevgili arkadaşlar. Ve litosfer farklı özelliğe sahip iki katmandan oluşur. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar siyal dediğimiz katmandır ki biz bu siyal katmanına kıtasal kabuk deriz. Ve siyalin yoğunluğu 2.7 gram bölü santimetre küptür. İkinci katmanımız ise okyanusal kabuk anlamına gelen sima katmanıdır. Simanın yoğunluğu ise sevgili arkadaşlarım 3 gram bölü santimetre küptür diyebiliriz. Şimdi neden bunlara siyal ya da sima denmiş derseniz siyalın bünyesinde bol miktarda silisyum ve alüminyum bulunmaktadır. Simanın bünyesinde ise bol miktarda o zaman silisyum ve magnezyum yer almaktadır diyebiliriz. Siyal granitik kabuktur. Sima ise bazaltik kabuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Unutma kara alanlarında siyal daha kalın bir tabakaya sahiptir. Sima ise okyanus tabanlarında daha kalın bir tabakaya sahiptir diyebiliriz.

Şimdi geldik bakıyoruz siyale karalarda daha kalın sima ise okyanuslarda daha kalın sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şunu da aldığımızda siyal katmanı nerede daha kalın dendiğinde hemen şöyle şuraya kara alanlarında daha kalın diyeceğiz. Sima katmanı ise nerede daha kalındır okyanus tabanlarında daha kalındır diyebiliriz. O zaman bize burada soru köklerinde harita üzerinde bazı alanlar işaretlettirir ve buna bağlı olarak siyal katmanı nerede kalın sima katmanı nerede kalın gibi ifadeler verebilir. Bak unutma Amerika'nın batı kısmında Kayalık ve Ant dağları vardır. Bu alanları işaretlediği zaman Siyal katmanının daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım Himalaya dağları vardır. Asya'da bu alanda da gene Sima katmanı daha kalın bir örtüye sahiptir. Peki Sima katmanı nerede daha incedir dediği zaman okyanuslara özellikle işaretlerse Siyal katmanının daha ince bir tabakaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burayı da unutmayalım. Geldik ikinci katmanımız manto. Manto için şunu söyleyecek. Dünyanın toplam hacminin yaklaşık yüzde kısmını oluşturur. Yani yer hacminin en fazla olduğu katman Manto katmanıdır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kalınlık olarak 33 kilometreden başlar. 2900 kilometre derinliğe kadar ulaşır. Mantoyu ikiye ayırırız. Üst manto ve alt manto olmak üzere. Yoğunluğa baktığımız zaman 3,3 gram bölü santimetre küpten başlar. 5 gram bölü santimetre küpe kadar ulaşır sevgili arkadaşlar. Ve unutma sağ tarafa bak. Manto ile litosfer arasında. Çünkü burası litosfer değil miydi? Burası litosferdi. E burası manto mu? Manto. Aradaki katmana bak. Manto ile sevgili arkadaşlarım litosfer arasında astronosfer dediğimiz bir katman yer almaktadır. Manto bizim için çok çok önemli. Neden önemli dediğimizde çünkü mantoda sevgili arkadaşlarım bizim magma dediğimiz sıvı akışkan malzeme var. Bizim taş küremiz mantonun üzerinde bir dengede duruyor. Biz bu dengeyi izostatik denge diyoruz. Isınan magma yükselip litosfere çarptığında litosferi hareket ettirmekte. Bazı alanlarda yer kabuğumuz birbirinden uzaklaşmakta ve bu alanlardan magma yer yüzeyine çıkmakta ve biz bu olaya ne diyeceğiz? Volkanizma diyeceğiz. Bazı alanlarda litosferimiz birbirine yaklaşmakta ve bu alanlarda dağ oluşumu yani orojenik hareketler meydana gelmekte. Aynı zamanda volkanizma orojenik hareketlerin bulunduğu alanlarda deprem dediğimiz olaylarda meydana gelecektir. Orojenez, volkanizma, depremler dediğimiz nedir derseniz sevgili arkadaşlar iç kuvvetlerdir. Ve şunu unutma magmada yani mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler, konveksiyonel akımlar, iç kuvvetler dediğimiz orojenez dağ oluşumu, epirojenez kıta hareketleri, volkanizma ve depremlerin kaynağını almasını sağlayacaktır ki ileriki kısımlarda bunlarla ilgili de konu anlatımları gerçekleştireceğiz. Aman buraya dikkat et. Geldik üçüncü katmanımız çekirdek katmanı sevgili arkadaşlar. Çekirdek yoğunluğu, sıcaklığı, kalınlığı. Bak hacim ile kalınlığı karıştırma. Hacim kapladığı alandır. Burada ise sevgili arkadaşlarım nedir? Derinlik bazlı 2900 kilometreden 6378 kilometreye kadar uzanan bir katmandan bahsediyoruz. Ve bu katman yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. Çekirdek dediğimiz katmandır. Bu katman nife katmanı olarak da karşımıza çıkar. Neden? Bünyesinde bol miktarda hem demir hem de sevgili arkadaşlar nikel yer almaktadır diyoruz. Buraya sevgili arkadaşlarım ağır küre ya da barisfer ifadesi de kullanılmaktadır. Nife katmanı dedik, demir ve nikel'i açıkladık. Yoğunluğu 13 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkmakla birlikte dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere bu katmanı da ikiye ayırmaktayız sevgili arkadaşlar. Peki biz yerin yüzeyinden yerin alt kısmına gitseydik. Yani mesela ilk karikatürümüze baktığımızda karikatürde Tonguç ne yapıyordu? Hemen şöyle bir bakalım. Tonguç yerin merkezine doğru iniyordu. Eğer ki oldu ki Tonguç yerin merkezine indi ve başarılı oldu. Değişiklik ne olacaktı? Tonguç inip tekrar yanımıza geldiğinde nelerde Değişti Tonguç dediğimizde neler değişecek? Hemen şöyle baktığımızda bir sevgili arkadaşlar yüzeyden yerin derinliklerine doğru gidersek yoğunluk değişecek mi? Değişecek çünkü dünya tektonik oluşum sürecinde kendi ekseni etrafında döndüğünde yoğunluğu fazla olan maddeler iç kısımda yoğunluğu az olan maddeler dış kısımda birikmişti. Yoğunluk değişirse basınç değişir. Bununla birlikte sıcaklık değişir ki genel olarak her 33 metrede sıcaklık ortalaması bir derece azalır sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte yer çekimi de artar diyoruz. Geldik levha tektoniğine. Levhaların hareket etmesiyle ilgili birçok kuram ileri sürülmüştür ve bu kuramların en bilineni 1915 yılında görselde görmüş olduğunuz Alfred Wegener tarafından ortaya atılan kıtaların kayması kuramı olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu kıtaların kayması kuramı nedir dediğimizde bu kurama göre sevgili arkadaşlarım kıtalar başlangıçta tek bir kara parçasından oluşmaktaydı ve bu kara parçasını biz pangıya bunu çevreleyen bir okyanus var ve bu okyanusa da sevgili arkadaşlarım pantalassa ifadesini kullanmaktaydı. Sonraki süreçte sevgili arkadaşlarım burada pangıya parçalandı. Yani burada özellikle mantıda meydana gelen konveksiyonel hareketler var ya pangıyanın parçalanmasına lavrasya ve gontvana olmak üzere iki parçaya ayrılmasına araya da tetis denizinin sokulmasına sebep oldu. Sonraki süreçte bunlar da parçalandı ve dünya sevgili arkadaşlarım biraz sonraki ifadeye geldiğimiz zaman günümüzdeki konumunu aldı. Alfred Wegener tabii ki bu teoriyi ortaya attığında kıtalar birbirinden uzaklaştı ama daha net anlamda kıtaların neden hareket ettiği ile ilgili ifadeleri açıklayamadı. Ve Alfred Wegener'in yarım kalan kıtaların kayması teorisini 1950'li yıllarda geliştirerek bilim insanları levha tektoniği kuramını ortaya attı. Yani dediler ki Alfred Wegener evet kıtaların hareket ettiği ile ilgili ifadeleri doğru bildi. Baktığımız zaman zaman dikkat edin sevgili arkadaşlar. Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtasını şöyle birbirine yakınlaştırdığın zaman puzzle'ın parçası gibi ne yapacaktır? Birleşecektir diyebiliriz. Aynı şekilde kıtalarda geçmiş dönemlere ait sürüngen fosilleri bulunmuştur ve iklimsel bazı farklı iklimlerde aynı sürüngen fosilinin bulunması geçmiş dönemde bunların tek bir kara kütlesi içerisinde aynı iklim koşulları altında oluştuğunu ifade etmiştir bize diyebiliriz. Peki Kıtaların hareket etmesini sağlayan nedir dediğimizde levha tektoniği diyor. Levha nedir sevgili arkadaşlar? Bizim dünyamızı oluşturan parçalardır. Bunu bir puzzle gibi düşün. Puzzle'ın parçaları var, değil mi? Dünyanın da parçaları var. Ve yerin altındaki o mantuda meydana gelen konveksiyonel hareketler vardı ya, ısınan magma'nın yükselip bizim litosferimize çarpması. Litosfere çarptığında levhalar bazı yerlerde birbirlerine yaklaşmışlar. Mesela şurada Hint levhası ile Avrasya levhasının birbirine yaklaşması gibi. Bazı levhalar birbirinden uzaklaşmış sevgili arkadaşlar. Atlas okyanusunun ortasına bakın birbirinden uzaklaşması gibi. Ve bazı alanlarda yanal ölçekte yer değiştirmiştir diyebiliriz. Yani levhalar 3 hareket uygulamaktadır diyoruz. Peki levhaların bu uygulamış olduğu hareketlere bağlı olarak ne gibi durumlar meydana gelir dediğimizde dikkat edin. Burada levhaları ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi kıtasal levhalardır. Yani kara kütleleridir. İkincisi ise okyanusal levhalardır. Ve birinci görselimize baktığımızda iki tane kıtasal levhanın birbirine çarptığını görüyoruz. Değil mi? Yani şuraya dikkat ettiğimiz zaman iki tane kıtasal levha burada var. Peki bu kıtasal levhalar ne anlama geliyor? Dediğimizde sevgili arkadaşlar şöyle hemen şuradan da bunu göstermek istiyorum. Kıtasal kabuk yani siyal. İki tane siyal katmanı sevgili arkadaşlarım birbirine çarparsa ne olur? E bunların yoğunluğu aynı değil mi? Yoğunluğu aynıysa iki kütle birbirine çarptığında ne olacaktır? yükselecektir. Yükseldiğinde ne oldu? Dağlık sistemleri oluşturdu. Yani burada eğer ki iki tane kıtasal levha birbirine çarparsa bizim litosferimizin kalınlığı artış gösterir. Bununla birlikte burada sıra dağlar meydana gelir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda burada hem volkanik faaliyetler hem de deprem faaliyetleri yaygın bir şekilde görülür diyebiliriz. Burada iki tane kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşması var. Yani şöyle bir baktığımızda iki tane siyalin birbirinden uzaklaşması diyebiliriz. Afrika'nın doğusunda burada görebilmekteyiz. E şimdi iki tane siyal birbirinden uzaklaşırsa mantıklı düşün şurada. Bu katman birbirinden uzaklaştığında yerin altındaki mantodaki magma yüzeye çıkar mı? Tabii ki de çıkacaktır. O zaman burada sevgili arkadaşlar özellikle litosfer inceleceği için Rift Vadisi dediğimiz vadi alanları oluşacaktır diyebiliriz. Ve bunu da unutma. Afrika'nın doğusu sevgili arkadaşlarım. Şu anda birbirinden uzaklaşan iki tane kıtasal levhanın bulunduğu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam ettim. Şöyle bir görsellere baktığımda burada sevgili arkadaşlarım bir okyanusal levha, bir kıtasal levha birbirine yaklaşıyor. Hangisi daha yoğundu? Okyanusal levha. O zaman kıtasal levhanın altına batacaktır. Burada dalma batma zonları oluşacaktır. Yani derin deniz endekleri oluşacaktır. Bununla birlikte kara alanında dağlık sistemler, volkanizma faaliyetleri ve deprem faaliyetleri meydana gelecektir diyebiliriz. Burada ise iki tane okyanusal levha birbirinden uzaklaşmakta. E, yerin altındaki kızgın magma yüzeye çıkmayacak mı? çıkar. Hop birikti. o kara halini aldı. Bunlar ise nedir biliyor musunuz? Okyanus ortası sırtlardır. Bakın şurada kim var? Burada İzlanda var. İzlanda birbirinden uzaklaşan iki tane okyanusal levhanın üstünde yer alır. Ve burası okyanus ortası sırt olarak karşımıza çıkar. Hem burada volkanik faaliyetler hem de deprem faaliyetleri yaygın olarak görülür. İki tane kıtasal levha yanal ölçekte birbiriyle yer değiştirirse depremsellik artar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki. Peki bu levha sınırlarında neler meydana gelir? Neler yaygın olarak görülür dediğimizde yaklaşma alanlarında evet volkanik faaliyetler yaygın görülür. Deprem volkanizma faaliyetleri yaygın görülür. O zaman gelin hep birlikte bakalım. Bu levha sınırlarında neler meydana geliyormuş? Sevgili arkadaşlar bir tektonik depremler görülme ihtimali yüksektir. Volkanik faaliyetler sıcak su kaynakları dediğimiz jeotermal kaynaklar ve bunlardan enerji üretimi aynı zamanda depreme bağlı olarak okyanus kenarlarında özellikle tsunami gibi faaliyetler daha yoğun ölçekte görülmektedir diyebiliriz. Geldik jeolojik zamanlar kısmına. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar başına birçok olay geldi ve biz burada Prekambriyen, Palezoik, Mesozoik ve Tersiyer olmak üzere ana dört döneme ayıracağız ve en uzun geçen dönem Prekambriyen'dir. Hemen şuraya şöyle enleri yazıyoruz sevgili arkadaşlar. En uzun dönem. 4 milyar 600 milyon yıl önce başlayıp 542 milyon yıl önce biten bir dönemden başlıyoruz. Burada tabii ki de tek hücreli bakteri ve arkler hayatın başlaması. Bununla birlikte dönemin sonlarına doğru atmosferin oluşmaya başlaması, sular ve kayaşların oluşmaya başlaması bu dönemin en önemli olaylarıdır diyebiliriz. Paleozoik'e geldiğimiz zaman ise burası birinci jeolojik zamandır. 542 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl önce bitmiş bir dönemden bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlarım 6 tane alt devri var. Şu görmüş olduklarınız Paleozoik dediğimiz dönemin alt devirleridir. Burayla ilgili ifadeye baktığımız zaman Alfred Wegener'ın teorisindeki Pangea kıtası bu dönemde oluşmuştur. Bununla birlikte bu dönemde sevgili arkadaşlarım dağ sistemleri oluşuyor. Yani orojenik hareketler. Apalaş Dağları, Ural İskoçya ve İskandinav dağları oluşmuştur. Bunlar Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımları orijinik hareketleri olarak karşımıza çıkacaktır. Özellikle bu dönemin Karbonifer devrinde taş kömürü yatakları oluşmuştur. Sürüngenler, balıklar ve kara bitkileri de ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Karbonifer taş kömürü buradan unutma dikkat et. Geldik Mesozoik sevgili arkadaşlar. Görselde dinozoru görüyoruz. O zaman dinozorların yaşadığı dönem Mesozoik olarak karşımıza çıkmakta jeolojik zamandır 251 milyon yıl önce başlayıp 65,5 milyon yıl önce sona eren bir dönem. Pangea parçalandı. Alfred Wegener'ın teorisini hatırlar. Lavrasi ve Gondwana olmak üzere iki parça ayrıldı ve araya Tetis Denizi sokuldu ve Tetis Denizi tabanında da karalardan aşındırılan malzemeler büyük oranda birikti. Bu birikimleri biz tortullaşma diyoruz. Tortul tabakalar diyoruz. Ammonitler ve dinozorlar bu zamanın en önemli canlıları olarak karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda ilk memeli ve kuşlar da bu dönemde meydana gelmiştir ya da oluşmuştur diyebiliriz. Geldik Senozoik dönemine. Üçüncü jeolojik zaman. Burayı ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi Tersiyer, ikincisi ise Kuaterner sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle Tersiyer'den başlamamız gerekirse bu dönemde levha hareketlerine bağlı olarak dünya genelinde şiddetli volkanik faaliyetler yaşanmıştır. Levhaların hareketi devam etmiştir ve Alpler, Himalayalar, Kayalık, Ant Dağları, Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur. Yani bu dönemde özellikle sevgili arkadaşlarım Alp, Himalayalar alayı orajenizi meydana gelmiştir diyoruz. Bunu da unutmayalım bilgimiz olsun. Ve bu dönemde özellikle dünyanın birçok bölgesinde linyit, petrol, bor ve tuz yatakları oluşmuştur. Ve bugünkü bitki ve hayvan toplulukları verilmeye başlamıştır diyebiliriz. Kuaterne'nin iki devri var. Pleistosen ve Holosen. Holosen günümüzdür sevgili arkadaşlarım. Özellikle Pleistosen'de buzul devirleri meydana gelmiştir ve buzullaşma olmuştur. Bununla birlikte bu dönemde günümüzdeki iklim koşulları oluşmuştur. ...insan hayatı başlamıştır ve kıtalar bugünkü görünümünü almaya başlamıştır. Ama şunu unutma kıtalar hala ve hala hareketine devam etmekte sevgili arkadaşlar unutmayalım. Nasıl? Bazı yerde birbirinden uzaklaşacak, bazı yerde birbirine yaklaşacak... ...bazı yerde de yanal doğrultuda yer değiştirecektir diyebiliriz. Geldik tabii ki de dünyadaki jeolojik devirlere baktığımızda Türkiye'deki dönemlere de bakmamız lazım. Türkiye'de birinci jeolojik zaman dediğimiz Paleozoik döneme ait araziler çok yaygın değil... Bu dönemde özellikle taş kömürü yatakları oluşmuştu ya. Zonguldak çevresi meydana gelmiştir. Ve bu dönemin oluşmuş olduğu arazilere biz masif arazi diyeceğiz. Yaşlı arazi, birinci jeolojik zaman yaşlı arazi. Mesela Antalya Alanya masifi Anamur çevresi, Mardin çevresi, Aydın, Yıldız Dağları çevresi ve Bigay Yarımadası çevrelerinde tortul ve metamorfik araziler oluşmuştur. Masif arazi bunu unutmayalım. Özellikle taş kömürü yatakları oluştu. Dedik ya karbonifer döneminde, karbonifer dönemine ait taş kömürü yataklarını bizim ülkemizde Zonguldak ve Bartın çevresinde görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Geldik mezozoik kısmına. Mezozoikte özellikle ne vardı? Pangea ikiye ayrıldı. Araya Tetis denizi sokuldu ve biz Tetis denizinin tabanındayız. Ve bu dönemde deniz tabanındaysak ve şiddetli volkanik faaliyetler varsa bu denizaltı volkanizması olarak karşımıza çıkar ve bu arazileri özellikle Kuzey Anadolu dağlarında görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Anadolu'nun çok büyük bir kısmı Senozoik dediğimiz Tersiyer ve Kuaterner dediğimiz dönemde meydana gelmiştir. Neden? Çünkü Senozoik'in Tersiyer döneminde Alp Himalaya vardı ve bu orajenize bağlı olarak hemen şöyle gösterelim. Alpler ve Himalayalar oluşuyor. E bizim ülkemizde Alp Himalaya sisteminin içerisinde yer aldığı için bu dönemde özellikle Toroslar ve Kuzey Anadolu dolu dağları meydana gelmiştir diyebiliriz. Dağlık sistemlerin oluşmasına bağlı olarak özellikle volkanik faaliyetlerde olmuştur diyebiliriz. Kuaterner dönemine geldiğimizde Ege Denizi ve boğazlar oluşmuş. Çünkü bu döneme kadar Ege Denizi yok. Ne var orada? Egeit dediğimiz kara kütlesi var. Türkiye'de Ege bölgesinde Ege kıyılarında gerilmeye bağlı olarak kırılma meydana geliyor ve Egeit karası çökerek Ege Denizi bununla birlikte Karadeniz ile Akdeniz'in bağlantısı sağlanıp İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur diyebiliriz. Ve bu dönemin sonlarına doğru sevgili arkadaşlarım epirojenize bağlı olarak Anadolu coğrafyası toptan yükselmiştir ve bunun kanıtlarını Anadolu coğrafyasında platoların zengin olmasına bağlayabiliriz unutma. Anadolu levhası yaklaşık her yıl 20-30 mm batıya doğru hareket etmektedir. Peki neden hareket ediyor? Biz biraz önce ne dedik? Levhalar sürekli olarak hareket halinde. Levhalar hareket halinde ise kıtalar da hareket halinde olacaktır diyebiliriz. Şimdi dikkat et. Afrika levhası güneyden Arabistan levhası güneyden, Avrasya levhası ise kuzeyden Türkiye'ye bindirme yapmakta yani sıkıştırmakta. E bu kapsam altında sıkışan Anadolu levhası her yıl yaklaşık 20-30 mm batıya doğru hareket etmekte. Bunun temel sebebi de unutma levhaların hareket etmesiyle ilişkilendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlarla ilgili bilgilendirmeler, yerin iç yapısı ile ilgili bilgilendirmeler yaptık sevgili arkadaşlar. Tabii ki de konuyu daha rahat bir şekilde oturtabilmemiz için ders videolarını izlerken zorlanmamamız için sıfırdan ona coğrafya konu anlatımlı kitabımızdan da ben sizlere bugünkü işlediğimiz kısmı göstereyim. Dünyanın iç yapısı hemen konu anlatımı akabinde çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta sevgili arkadaşlar. Burada tabii ki de iç kuvvetlerin bulunduğu kısma kadar jeolojik zamanlar dahil bu kısmı çözmenizi istiyorum. İkinci kitabımız sevgili arkadaşlar Dinamo Soru Bankası kitabı bu kısmımızdan da gene ödevlendirmemizi yapalım. Doğal sistemler içerisinde dünyanın yapısı ve oluşum süreci, tektonik oluşumu, levha tektoniği ve jeolojik zamanlar. Yani şurada baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım dünyanın tektonik oluşumu 16. sayfaya kadar model soru çözümümüz var. Ardından çoktan seçmeli test Yer almakta ve burayla ilgili sıkıntılar yaşadığınızda sorularla ilgili kare kodu okutarak sorularımızı alanında uzman öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz dedikten sonra hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.